İMEAK Deniz Ticaret Odası şubeleri COVID-19 salgınına yönelik gerek devletimizin gerekse merkezimizin aldığı tedbirler yönünde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda DTO Plus olarak Ali Ağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'le telekonferans aracılığıyla bağlantı gerçekleştirdik. Malumunuz COVID-19'la mücadele ediyoruz. İMEAK Deniz Ticaret Odası da alınan tedbirleri harfiyen yerine uyguluyor, yerine getiriyor. Tabii şubelerde de aynı merkez bağlamında alınan tedbirler tabii ki de uygulanıyor. Ali Ağa Şubesi'nde süreç nasıl işliyor? Sizden dinleyelim lütfen. Teşekkür ediyorum. Evet, böyle bir organizasyonu düşündüğünüz için sevgili başkanım Tamer Kıran ve ekibine Ali Ağa Deniz Ticaret Odası olarak teşekkürlerimi buradan, şükranlarımı da sunuyorum. Şimdi bizler tabii malum biliyorsunuz bu korona virüsünün ülkemize yayılmasından dolayı devletimizin almış olduğu kararlar merkezimizden de bize talimatlar verilerek hareket ediyoruz. Bugüne kadar, şu saate kadar bunları hep takip ettik, etmeye de takip edeceğiz. Ali Ağa bölgesindeki limanlarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adem Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü. Yoğun gemi trafiği olan ve en yoğun dış kontakla muhatap olan bölge diyebiliriz Ali Ağa için. Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın aldığı tedbirler sonucu sahil sağlık ekipleri Ali Ağa'da toplam 5-7 kişi gemilere çıkıyor. Bu gemi mürettebatının ateşi ölçüldükten, kontrol edildikten sonra sahil sağlık onayladıktan sonra flip pratikasını verip ve liman başkanlığı gemiyi öyle yanaştırma ordinasıyla hareket ettiriyor. Bunun yanında tabii güzel bir tarafı da artık işte ıslak imzanın olmadığı, acentelerin gemiyle temas etmediği bir şekilde güzel bir şekilde temassız gemilerin işlemleri halloluyor. Şube olarak üyeleriyle de sürekli iletişimde olduklarını da sözlerine ekledi Adem Şimşek. Meclis üyelerimiz olsun, bize olan üye kardeşlerimiz olsun Ali Ağa'da bulunan hepsiyle haftalık olarak irtibata geçiyoruz. Herhangi bir sıkıntıları, dertleri, problemleri var mı, yok mu, karşılaştıkları güncel sorunları var mı diye. Bugüne kadar çok şükürler olsun ki öyle çok büyük bir şeyle karşılaşmadık. Olanları da zaten lokal olarak ilçe kaymakamlığımız ve emniyet müdürlüğümüz, sahil güvenlik ve gümrük ekibi, sahil sağlık olmak üzere kendimizi burada çözüyoruz. Çözmeye de devam edeceğiz. Başkan Şimşek, Ali Ağa Şubesi'ndeki çalışma sistemiyle ilgili de bilgi verdi. Almış olduğumuz talimatla personelimizi minimuma indirdik. Günlük 2 kişi ofisimizde bulunuyor. Dönüşümlü olarak tabii ki. Online üzerinden vermiş olduğumuz evraklar da var. Kendilerine, üyelerimize vermiş olduğumuz talimatlar, ödemelerin banka ve nakit olmamak şartıyla banka üzerinden yapılmasını rica ettik. Onlar da sağ olsunlar çok anlayışla karşıladılar bu durumu. Makbuzlarını biz de kargo ile kendilerine iletiyoruz. Burada süreç iyi işliyor, güzel işliyor. Zaten hani 100 bin nüfuslu bir yerde yaşıyoruz. Dediğim gibi ayda 400-450 tane geminin geldiği bir liman şehrinden bahsediyorum. Türkiye'nin 3. büyük liman kentinden bahsediyorum tabii ki. Evet. Burada stratejik olarak alınmış olan kararlara biz çok büyük saygı duyuyoruz. Neden? Çünkü burada işlerin durmaması gerekiyor. İthalat ve ihracat kısmında Türkiye'nin can damarlarından bir liman şehrindeyiz tabii ki. Bugüne kadar böyle büyük bir sorun çıkmaması da şubemizi de çok mutlu etmiştir. Peki bu süreçte denizcilere son olarak mesajınız ne olacak? Şimdi denizcilere tabii ki evde kal diyorum demek zorundayım. Herkes evde kalsın. Devletimize güvenmeleri gerekiyor. Devletimizin almış olduğu bilim kuruluyla beraber kararları herkesin saygı duymasını istiyorum. Bizler de tabii mümkün mertebet temas etmeden
bu arada işleri çözmeye çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu arada tabii ki ben buradan Ali İlçe Kaymakamımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze, Sahil Sağlık doktorlarımıza, çalışan memurlarına, Ali Liman Başkanımıza özellikle buradan Deniz Ticaret Odası Şubesi olarak teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Gerçekten süreci mükemmel bir şekilde yönetiyorlar. Ben de kendileriyle çok yakın temastayım. Olmaya da devam edeceğim. Tabii bizim Kuzey Ege olduğu için biliyorsunuz malum Foça, Ayvalık, Dikili, Çandarlı, buralardaki sorunları da yakından takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Oradaki devlet memurlarına da çok çok teşekkür ediyorum. Ama süreç şu an bölgemizde çok iyi gidiyor. İnşallah Allah'tan ümit ediyoruz ki çok yakın bir zaman içerisinde bu virüs belasından kurtulur. Ülkemizin eski günlerine dönmesi için dua ediyoruz. İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'a da destekleri için teşekkür eden Adem Şimşek sözlerini şöyle tamamladı. Sayın Başkanımız Tamer Kıran'a da bir teşekkür etmek istiyorum. Bizimle gerçekten çok fazla ilgileniyor. Her zaman soruyor bölgedeki sorunlarla ilgili. Özellikle hani olabilecek problemlerin kendisine iletilmesiyle ilgili. Zaten geçmişte bir telekonferans Zoom üzerinden yaptık ve çok mutlu olduk şube başkanlarımızla beraber. İnşallah bundan sonra da belirli zamanlarda başkanımız zaten talimatları doğrultusunda bu toplantıları gerçekleştirip bölgede olan sorunları kendisine acil olarak aktarmamız gerekiyorsa gerektiriyorsa vereceğiz. Yoksa da böyle devam edeceğiz. Kendimiz burada yapabildiğimiz kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Lokal olarak tabii ki. Evet. Benim üyelerime bir daha buradan söyleyeceğim. Tek bir şey var. Evde kalsınlar. Gerçekten çok hassas bir dönem. İnşallah Denizcilik Camiası adına da hayırlı olur. Biz de yakından her şeyi takip ediyoruz.